Sevgili arkadaşlarım, tekrardan merhabalar. Bu videomuzda aslında buraya kadar görmüş olduğumuz test analizi ünitesinin uygulamalarına dair pratik yolları öğreteceğim. Haliyle biz test analizinde temelde ne demiştik? ÖSYM bize iki tane durumu sorar. Ya bizden başarı yorumlamamızı ister ya da bizden farklılaşma yorumlamamızı isterdi. Sen de buraya kadar önceki videolarda şunu öğrenmiş oldun. Başarı yorumlarında eğer bir sınavdan sonra başarıyı yorumlaman gerekiyorsa merkezi eğilim ölçüleri yani MOD, medyan, aritmetik ortalama kullanılıyordu. Eğer bir sınavdan sonra farklılaşmayı yorumlaman gerekiyorsa yani öğrenci puanları birbirinden uzak mı yakın mı? Öğrenci puanlarındaki değişkenlik nasıl? Grubun yapısı homojen mi, heterojen mi? Bunları yorumlaman gerekiyorsa merkezi dağılım yani değişim ölçülerini kullanacaktın. Peki buraya kadar bunları gördük de sevgili öğretmenim, benim karşıma soru geldiğinde yani bir hikaye anlatıldığında ya da bir tablo verildiğinde ben bunun uygulamalarını nasıl yapacağım? Şimdi elinizdeki notta da gördüğünüz üzere bizim karşımıza sorularda temelde 3 durum çıkar. Gelin bunları tek tek bir inceleyelim. Önce birinci durumla başlayalım. Şimdi diyelim ki sınavdayım. Bana bir hikaye de verebilir dedim. Bana bir tablo da verebilir. Elimdeki verileri tek tek okumam gerekiyor. Hatta sana dostane tavsiyedir. İstatistik sorularında sana verilenleri okuyup geçmek yerine sorunun yanına yazarak çalış. Mesela soruyu okudun. Adam sana yapılmış olan bir sınavdan bahsetti ve elinde sadece baktın ki merkezi eğilim ölçüsü olarak aritmetik ortalama var sadece. Diyelim ki merkezi dağılım ölçüsü olarak da sadece sevgili arkadaşım standart sapma var. Ben elimde okuduğum hikayede tablo ya da hikaye sorusunda sadece bu iki verinin olduğu bir durumu görürsem ki yanında süslemek için ranjı verebilir, işte şunu da verebilir, bunu da verebilir. Ama temelde merkezi eğilim ve dağılım ölçüsü olarak bu ikisi varsa ben bileceğim ki sorunun hikayesi iki yere gidebilir. Ya ÖSYM bana bunları verdiğinde başarı yorumlatacaktır, başarıyla alakalı bir durum göreceğim ya da bana farklılaşmayı yorumlatacaktır. O zaman senin mantığın artık şöyle çalışacak. Elinde bilgi olarak sadece bu ikisi varsa bileceksin ki her türlü grubun başarısını yorumlamak için durumda aritmetik ortalamaya bakılır. Eğer elinde sadece bu ikisi varsa farklılaşmayla ilgili her türlü durumda bilesin ki arkadaşım standart sapmaya bakılır. Tabii ki ÖSYM öyle bir kurum ki başarıyı yorumlatırken ya da farklılaşmayı yorumlatırken kelimeleri değiştirir, ifadeleri değiştirir. Mesela başarıyı yorumlatırken direkt açık açık der ki sana verdiğim örnekte ya da hikayede grubun başarısının en yüksek ya da en düşük olduğu yerleri sorgulatabilir. Ya da grup başarısı demez, sana verdiğim örnekte grubun mutlak başarısının en yüksek ya da en düşük olduğu yer nerede diye sorgulatabilir. Ya da başarı demez, sana grubun ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek ya da en düşük olduğu yer şurasıdır ya da şurasıdır der. Yani sana ifadeleri değiştirip verir. Hatta notuna ekle, bazen bu başarı durumunu bu ifadelerle sorabileceği gibi gruba en zor gelen test şudur der ya da gruba en kolay gelen test şudur der. Sen bu saatten sonra unutmayacaksın. Okuduğun bir hikayede elinde sadece şu ikisi varsa ve metnin bir yerinde sana şu saydığım durumlar yorumlatılıyorsa bu adam senden aslında başarıyı yorumlamanı istiyordur. Sen de bu saatten sonra bileceksin ki elinde sadece bu ikisine dayalı bir durum varsa her türlü başarıya dayalı yorumda aritmetik ortalamaya bakılır. Ama her zaman başarıyı mı yorumlatır? Kesinlikle hayır. Bazen bu ikisine dayalı bir durumu verdiğinde bazen de farklılaşmayı yorumlatır. Ama dostlar, ÖSYM farklılaşmayı da yorumlatırken farklı farklı ifadeler kullanabilir. Mesela okursun. Sana der ki
Anlattığım hikayeye göre grubun en homojen ya da grubun en heterojen olduğu ders şudur diye yorum bekleyebilir. Ya da direkt açık açık homojenlik heterojenlik yerinde gruptaki farklılaşmanın daha fazla olduğu ders şurasıdır ya da daha az olduğu yer şurasıdır diyebilir. Ya da bazen bunu çocukların öğrenme düzeylerinin benzerliği ya da farklılığı diye ifade eder. Bak şurada sana öğrenme düzeylerinin yüksekliği ve düşüklüğü dediğinde bu başarıyla alakalı bir yorumdur. Kelimelere dikkat et. Eğer öğrenme düzeylerinin benzerliği ya da farklılığı diyorsa puanlar yakın mı uzak mı onu sorgulatıyordur. Ya da sana bazen bunu sınavların güvenirliği üzerinden yorumlatır. Sen de bu saatten sonra bil ki okuduğun hikayede bunlar sana yorumlatılıyorsa aslında o adam senden farklılaşmayı yorumlamanı istiyordur. Sen de bu saatten sonra bileceksin ki bu tarz yorumlarda da adresin standart sapmadır. Bak mantık aslında çok basit. Soruyu dikkatlice okuyacaksın. Elindeki veriler neler? Hemen sorunun yanına çıkartacaksın. Diyelim ki elinde merkezi eğilim ölçüsü olarak sadece aritmetik ortalama var. Merkezi dağılım ölçüsü olarak sadece standart sapma mı var? Aklına direkt şunu getireceksin. Demek ki böyle bir durumda grubun başarısıyla alakalı her türlü ifadede adresim aritmetik ortalama olmalı. Gruptaki farklılaşmayla alakalı her türlü durumda adresim standart sapma olmalı. Bu mantığı bilen herkes için sorular çok kolaydır. Basit örnekle bunu elindeki notta da var örneklendirelim. Düşün, sınavdayım. Adam bana dedi ki bir okulda uygulanmış olan 5 farklı derse ait verileri gösteren tablo aşağıdaki şekildedir dedi. Matematik, fizik, İngilizce, edebiyat, tarih, aritmetik ortalama var, standart sapmalar var. Ben hikayede merkezi eğilim ölçüsü olarak sadece aritmetik ortalama bana verilmişse, bana merkezi dağılım ölçüsü olarak da sadece standart sapma verilmişse kendimi hiç yorma. Derim ki elinde temelde bu ikisi varsa her türlü başarı yorumunda ortalamalara bakılır. Ortalama hangisinde daha yüksekse grubun başarısı orada daha yüksektir. Grubun mutlak başarısı orada daha yüksektir. Grubun öğrenme düzeyi orada daha yüksektir. Test grubu orada daha kolay gelmiştir. Tersine ortalama nerede daha düşükse grubun başarısı orada daha düşüktür. Grubun mutlak başarı düzeyi orada daha düşüktür. Grubun ortalama öğrenme düzeyi orada daha düşüktür. Bu test gruba daha zor gelmiştir derim. Ama derdim başarıya dayalı bir şey değil de puanlar uzak mı yakın mı? Puanlardaki değişkenlik nasıl? Grup homojen mi heterojen mi? Onu yorumlamaksa adresim sapmadır. Çünkü ben öğrendim ki sapma bana puanlar uzak mı yakın mı onu gösterir. Sapma değerlerine bakılır. En yüksek sapma hangi dersteyse orada puanlar birbirinden daha uzaktır. Orada grup daha heterojendir. Orada farklılaşma daha fazladır. O sınavın güvenirliği daha yüksektir. Aynı mantıkla hangisinde sapma daha düşükse orada farklılaşma daha azdır. Orada puanlar birbirine daha yakındır. Bak bu tabloda da gördüğün gibi aslında olay ön yargılı olmadığın sürece bulmaca çözmek gibi. Sadece ne zaman neye bakman gerektiğini bil. Burada sadece bir şey ekleyip öyle bitireceğim ilk durumu. Bana bazen verdiği örnekte istisnai bir durum var. Şununla karşılaşabilirim. Bana ortalamaları verdi, sapmaları verdi. Ben de öğrendim ki Cüneyt Hoca anlattı. Benim elimde okuduğum bir hikayede tablo olabilir ya da hikaye olabilir. Sadece merkezi eğilim ve dağılım ölçüsü olarak ortalamayla sapma varsa hoca bana dedi ki başarı yorumlarında ortalamaya bak, farklılaşma yorumlarında standart sapmaya bak. Elindeki video ders notuna da yazdım. Orayı lütfen iyi renklendir. Bazen şununla karşılaşabilirsin. Özellikle soru bankası ve denemelerde. Adam sana bilerek seni zorlamak için
ortalamaların eşit olduğu sınavları verir. Sen de bakarsın, ortalamalar edebiyatta da 90, tarihte de 90. Başarı yorumu yapman gerekiyor ama ikisinde de ortalama 90. İşte böyle durumlarda akademik kaynaklar diyor ki, eğer aritmetik ortalamalar eşitse başarı yorumunda eleme yapmak için standart sapmalardan yardım alınır. Ama unutma, bu durum her zaman kullanılmaz. Bazen karıştırıyorsunuz. Sadece ortalamalar eşitse işin içinden çıkmak için sapmalardan yardım alınır. Ve kabul şöyledir. Ortalamalar eşitse denir ki standart sapmalara bak, sapmanın daha küçük olduğu yerde öğrenciler ortalamanın etrafında toplandığı için orada başarıyı daha yüksek kabul et. Mesela bu örnekte grubun en başarılı olduğu ders edebiyattır. Ezbere gitmeyelim, niye biliyor musun? Bunu akademik kaynaklar şöyle anlatır. Düşün der, elinde iki tane sınav olsun. Sınavların grafikleri de aşağıdaki şekilde olsun. Her ikisinde de ortalama 90. Burada da 90, burada da 90. Bir önceki videoda öğrendin. Sivri grafik standart sapmanın daha düşük olduğu yeri, basık olan grafik standart sapmanın daha yüksek olduğu yeri temsil ederdi. Somutlaşsın diye anlatıyorum. Adamlar ne diyor biliyor musun? Diyor ki, ortalamalar eşitse eleme yapmak için sapmalara bakılır ve denir ki sapmanın daha küçük olduğu derste öğrenci puanları birbirine benzer ve yakındır. Çocuklar ortalamanın etrafında toplanmıştır. Ama sapmanın daha yüksek olduğu yerde çok yüksek alan öğrenciler de vardır, çok düşük alan öğrenciler de vardır. Böyle durumlarda grubu genel karşılaştırırsan herkesin 90'ın etrafında toplandığı bir grup mu başarılıdır? 100 alanında, 5 alanında olduğu bir grup mu başarılıdır? İşte böyle bir genel karşılaştırmada herkesin 90'ın etrafında toplandığı bir grup daha başarılı kabul edilir. İşte bunun da mantığı buradan gelir. Sen de, çok önemli bir durum değildir ama istisnai bir durumdur, soru bankasında ya da denemede karşılaştırdığında başarı yorumlarken ortalamalar eşit mi, standart sapmadan yardım al, sapmanın küçük olduğu yerde puanlar ortalamanın etrafında toplandığı için o grup diğerine göre daha başarılıdır de. Fakat unutma, bu başarı yorumunda kullanılan istisnai bir durumdur. Fakat hocam, böyle bir durumda da farklılaşma yorumlayacaksam yine adresim sapmadır. Sapmaya bakarım. Sapma nerede yüksekse farklılaşma orada daha yüksek derim. Tabii ki burada istisnai durumları video ders notuna tek tek yazdım. En azından ÖSYM sormasa da yayınlarda, soru bankalarında gördüğünde ya bu neymiş dememek isteyen arkadaşım orayı da ayrıntılı okuyabilir. Bu istatistik sorularında görebileceğimiz birinci durumdu. Peki sadece aritmetik ortalama ve standart sapma verilmedi. Mod, medyan ve benzeri verildi. O zaman ne yapacağız? İşte bir sonraki videoda onu yorumlayacağız arkadaşlar.